friend in the world. And when you get to meet her, you'll love her very much. She's doing fine, growing better all the time. She's cool, she's fun, she'll lead the way. Strive above off a very short cake. That girl's so sweet, just like her name. Strive above off a very strawberry shortcake. She's so above a very extraordinary. She's strive above a very shortcake. That girl's çok uzun zaman önce, yani 2 hafta kadar önce hiç unutamayacağım bir gece geçirdim. Daha gece olmamıştı ve ikimiz evde yalnızdık. Ben ve Custard. Umarım yeterince büyüktür. Yapacağımız Custard günü kutlamaları için daha pek çok şeye ihtiyacımız var. Süt ve bir düzine ton balıklı sandviç gibi. Sanırım yeterince büyük. Gerekli her şeyin hazır olduğundan emin misin Strawberry? Dondurma tepesine piknik yapmaya gideceğimiz güne daha o kadar çok zaman var ki. I love custard, custard is so sweet. Every day with custard is a yummy kitty treat. My kitty cat custard, I love my kitty cat custard. We go together like a hot dog goes with mustard or cream with wheat. I love custard, she's so very fun. Custard is a princess, king and queen rolled into one. My kitty cat custard, my itty bitty kitty cat custard. My kitty cat custard never gets flustered. I love her a ton. I feed her and groom her, and after I perfume her, we take a trip on Chocolate Chip Lagoon. Some tell me she's bossy, but she's just apple saucy. Oh, I could eat my custard with a spoon. I love custard like no one. Pretty witty little kitty cat custard. And I don't know if you've heard, but I'll repeat the word, that I love custard. Cause custard's mine alone. Sadece rüzgarın çıkardığı bir ses. Bu ses sanki bir şeye benziyor. Şey gibi yani. Sanki yalnız kalmış gibi. Büyük orman meyvelerinin altında. Bu bir... Bir yavru köpek. İçeriye gelmek ister misin dostum? Ne kadar da tatlı bir yavru. Bu yavru köpek değil. Çamurlu ayaklarıyla dolaşan bir fırtına. Ve oldukça ıslak. O da ben de ıslandık. Gel seni kurulayalım. Strawberry. O benim battaniyem. Sabah olmadan temizleriz, merak etme. Hey, o benim yumağım. O yıllardır benim yumağımdır. Biraz ılık süt
ne kadar da güzel olur, öyle değil mi? Teşekkür ederim. Belki böylece kendimi daha iyi hissederim. Üzgünüm Custard. Sadece bir kaseye yetecek kadar süt var. Ben de zaten sadece bir kase istemiştim. Sabah olunca hemen gidip alırım, olur mu? Bu küçük dostumuz sabah bekleyemeyecek kadar acıkmış. Tasması yok, sahibi de yok. Merak etme. O kadar yüksek sesle uluyor ki. O zaman anlaşalım. Şimdilik burada kalabilirsin. Burada mı? Burada mı? Ya sen ne düşünüyorsun dostum? Hayır, gelme. Mükemmel. Tam anlamıyla mükemmel. Küçük bir şekerleme yaparsam sinirlerim ancak yatışır. Tanrım, bu kadar ses arasında nasıl güzel uykusu uyuyabilirim ki? Böyle çok daha iyi. Bu küçük köpeğin mutlaka bir sahibi olmalı ama kim? Onun hakkında hiçbir şey öğrenemedim. Ona ne isim koyacağımı bile bilmiyorum. Yeni bir arkadaş bulmuşsun sanırım. Ona yiyecek verebilir miyim? Tabii Angel. Al bakalım. Karnı da ne kadar açmış. Adı nedir? Adını hiç bilmiyorum. Çok üzgünüm. Eğer bu kadar çok yersen kocaman bir köpek olursun. Buldum. Bu köpek yavrusuna cupcake diyelim. Strawberry Shortcake'in köpek eğitim okulunu şu anda açıyorum. Cupcake, otur. Bu kadar yeter. Ben yatmaya gidiyorum. Bu çok iyi bir fikir Custard. Senin de Cupcake'in de iyi bir uykuya ihtiyacınız var. Bana köpek yavrularının uyumayı sevmediği bir yer gösterir misin acaba? Sadece bir gece. Tamam. O sadece bir köpek yavrusu. Özellikle de uyuduğunda. İyi geceler Custard. İyi geceler Cupcake. İşte bu mükemmel. Çok harika. Köpek yavrusu geldiğinden beri hiçbir şey eskisi gibi değil. Hey Cupcake, buraya gel. Ne kadar pasaklı. Neyse ki ben bir köpek değilim. Günün zamanı gelmiş. Acele etmeliyim. Hemen hazırlanmalıyım.
Aa, etraf ne kadar da kirlenmiş böyle. Bu pisliği temizlemek sonsuza kadar sürer. Sonsuza kadar mı? Bütün gün temizlersen belki bitirebilirim. Bütün gün mü? Burayı temizlemeye çalışırken neden ikiniz dışarı çıkıp oynamıyorsunuz? Ama ben... Aa, merak etme Custard. Kendim halledebilirim. He chews the mail, he broke my nail. He runs around in circles just to find his tail. Doggone that doggone dog. He barks and howls, ignores my scowls. Cleaning up his slobber takes 11 towels. Doggone that doggone dog. She'd make me scrambled eggs and serve berries in my cream. Take a nap and then all night he snores. Doggone that doggone dog. My special day he threw away. He makes a lot of work and then he wants to play. Doggone that doggone dog. She'd love to play together our game of hide and seek. Strawberry and me, strawberry and me. She'd read my bedtime story, then whisper I love you. But my beauty sleep was shattered by that crazy hound's arrow. İçinde yolunu kaybetmiş. Yolunu mu kaybetmiş? Ormanda mı? Huckleberry koruluğu gibi bir yerde mi? Evet. Ona benzeyen bir yer sanırım. Sanırım bu herkesin başına gelebilir. Küçük bir köpek yavrusu da bir korulukta kaybolabilir. Başka birisi de onu bulur ve alır. Ne kadar güzel bir gün değil mi Orange Blossom? Orange Blossom'a merhaba de Pupcake. Merhaba Pupcake. Custard. Daha fazla uluma. Dayanamıyorum. Merhaba Custard. Merhaba Pupcake. Kimseye merhaba demiyorsun. Ne oluyor sana? Dilini mi yuttun? Oyun oynamaya ne dersin? Buldum. Saklambaç oynayalım. Önce sen saklan. Burası saklanmak için ideal bir yer. Sadece küçük bir cırcır böceği. Sakin ol, tamam mı? Böyle korkudan titreme. Bu ağaçlar ne kadar sık böyle. Burada ne kadar ilginç bir yaban hayatı topluluğu varmış, görüyor musun? Eğer bir kedi ya da köpek çok dikkatli olmazsa kolayca burada yolunu kaybedebilir. Korkarım bir daha da asla evinin yolunu bulamaz. Evimiz nerede? Evimize gitmek istiyorum. Evimin nerede olduğunu artık bilmiyorum. Kaybolduk. Karanlık bir ormanın karanlık bir yerinde kaybolduk. Bundan daha da kötü bir şey olamazdı. Yanılmışım. Bu çok kötü. Buradan çıkmanın bir yolunu mutlaka bulacağım. Evet, evet, evimiz hemen şurada bir yerde olmalı. Tam şurada.
Sen dur. Ben şimdi yukarıya çıkarım. Custard! Yemeğiniz hazır. Custard? Pumpkin? Aa, neredesiniz? Burada mısınız? Aa, nereye gittiler bunlar? Oo, Custard! Size kaç kere söyledim ben de habersiz çıkmayın diye. Custard! Olamaz! Şimdi yukarı çıkarım. İşte geliyorum. Evet, geliyorum. Yapamıyorum. Eminim, çok eminim. Evet, eminim. Pupcake, şu anda oyun oynamanın zamanı değil. Bunu benim için mi yaptın yoksa? Custard! Pupcake! Strawberry'nin seni ilk bulduğu geceyi hatırladığını sanıyorum Pupcake. Dostum Strawberry'yi çok özledim. Sen de özledin mi? Custard! Pupcake! Neredesiniz? Sanki hala sesi kulaklarımda. Custard! Pupcake! Evet. Hala onu duyabiliyorum. Strawberry! Beni asla duyamaz. Sesim çok yüksek çıkmıyor. Custard! Pupcake! Beni duyuyor musunuz? Pupcake, bizi kurtarabilirsin. Her yerden duyulacak kadar yüksek ses soluyabiliyorsun. Neden ulumuyorsun? Sen ulumayı çok seversin. Bir zamanlar sana uluma diyordum. Ben sana uluma demiştim değil mi? Bu yüzden ulumadığını biliyorum. Sen beni dinleme. Ben bile kendimi dinlemiyorum. Lütfen olu Pupcake. Lütfen olu. İşte böyle Pupcake. Bir kez daha. Yüksek sesle. İşte buradalar. Ve Custard günü unuttuğun için o kadar kızmıştım ki Pupcake'i götürüp ormanda bırakmaya karar verdim. Üzgünüm. Çok üzgünüm Pupcake. Beni affedecek misin? Gerçekten çok ıslanmışsınız. Ve sakın unutma. Eğer Pupcake'i seviyorsam bu seni sevmediğim anlamına gelmez. Ben seni her zamanki gibi çok seviyorum. Bunu unutma. Ve ayrıca Custard gününü kaçırmadık biliyor musun? Yarınmış. Gördün mü? Yarın mı? Sevdiğin her şeyi paketledim. Hadi dondurma dağına gidip özel bir gün geçirelim. Ama ya o ne olacak Pupcake? Ay. Arkadaşlarım Pupcake'e bakar. Onun emin ellerde olduğunu biliyorum. Ama sen biraz fazla yiyecek almıştın. Bunlar ikimize de fazla gelecek. Yiyecek atmaktan nefret ederim bilirsin. Evet bilirim. Ne dersin? Belki de o günü Custard ve Pupcake günü olarak kutlayabiliriz. Böylece yanımıza onu da alırız. Bu şimdiye kadar duyduğum en güzel fikir. Sen ne düşünüyorsun Pupcake? Öyleyse bana söyleyecek tek bir şey kalıyor. Ailemizin yeni üyesine hoş geldin diyorum. Ve bir de... Ooh!
ikimizi de. Sonra neler olduğunu bir sonraki bölümde anlatacağım. Görüşmek üzere. At bakalım şu fly. Sen işi olmayan bir kurbağasın. Hey sen. Nerelerdeydin bakalım? Seni çok özledim. Sen. Marma. Şunlara bir bak. Neden böyle davranıyorlar dersin? Oo, kıskançlıktan yemyeşil oldum. Oyun zamanı. Kimin evcil hayvanı daha iyi biliyoruz, değil mi? Benim. Olur da kendi hayvanlarını benimkinden üstün görürler, anlamıyorum. Şu küçük köpek desen Sakar'ın teki. Custard dersen yaşlı bir kürk torbasından başka bir şey değil. Şuradaki koyun şapşal yün torbası. Kelebeğe zaten bir şey söylemeye gerek yok. Ve bir kurbağa. Bunu
bunun nesi şahane acaba? Ah, buldum. Onlara en iyi evcil hayvan kimmiş göstereceğim. En iyi ev hayvanına kimi sahip olduğunu öyle bir göstereceğim ki bir daha unutamayacaklar. Tabii ki benimki. Ah, ne kadar güzel bir evcil hayvanım var Strawberry. O bir çocuğun sahip olabileceği en iyi hayvandır. Küçük köpek sevgisi hiç bitmeyecek mi? Vanilya Aysin benim en iyi dostum. Bence de Şuflay'dan daha mükemmel bir hayvan yoktur. Çünkü o sadece bana ait. Benim çaklı çimpankımı unutma. Tabii benim ev hayvanımı da. Hepimizin ev hayvanı harika. Ama herhalde hepimizinki en iyi olamaz, öyle değil mi? Olamaz mı? Bu mümkün değil, bilmiyor musun? Yani sadece bir tane bir numara vardır, değil mi? Bu da bir bakış açısı. Gördün mü? O zaman hangi hayvan bir numara? Belki de hangisinin bir numara olduğunu bulabiliriz. En iyi ev hayvanını bulmak için bir yarışma yapabiliriz. Belki yapabiliriz. Bu da bir fikir. İşe yarar. Olabilir, olabilir. Ben bilemiyorum, Peppermint Fizz. Tabii eğer kendi evcil hayvanınızdan bir şüpheniz varsa... Ben Şuflay'dan eminim. Ben de Vanilya Ice'inden eminim. Çaklı çimpan keçine iyi demek az olur. En iyinin iyisi olmaz. Marmelat da öyle tabii ki. O zaman anlaştık. Bir gösteri ve bir yarışma düzenleyelim. Ve kimin ev hayvanı daha iyiymiş görelim. Ben hala bunun iyi bir fikir olduğundan emin değilim. Bir jüriye ihtiyacımız var. Birisi jüri mi dedi? Biliyor musunuz benim büyük 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 babam... O zaman anlaştık. Belki Honey Pie jüri olur ve yarın ilk yarışmayı yaparız. Her şey tamam. Gözlüklü bir sincap, küpeleri olan bir kelebek, çiçek takmış bir köpek ve bir kuzu. Anlatmaya kelimeler yetmiyor. Ama çocuklar çok heyecanlı. Bizi seviyorlar. Ve bunu böyle garip bir şekilde gösteriyorlar. Bunu keyifli hale getirebiliriz, değil mi? Her şeyden önce çocuklar bunu bizim için yapıyor. Biz de onlar için yapalım. Vanilla icing. Ne kadar
bu ne güzel bir çiçek. Hepsi ne kadar güzel görünüyor, öyle değil mi? Büyük yetenek yarışmasında hepimizin evcil hayvanları neler yapacak çok merak ediyorum doğrusu. Büyük yetenek yarışması için mi? Dedin. Bize yetenek yarışmasından hiç bahsetmemiştin Peppermint Fizz. Şey tabii, her gösteride olur ya. Bunu biliyorsunuz değil mi? Şey evet, tabii biliyoruz. Çok büyük şeyler planlıyoruz. Benim küçük dostum Kola da çok yeteneklidir. Neden yeteneğini onlara da göstermiyorsun? You are the spice in my soup, sugar in my cake. Bu kertenkele gerçekten şarkı mı söylüyor? Yarın görüşürüz. Sabah ilk işiniz buraya gelmek olsun. Şimdi ne yapacağız? Hemen provalara başlasak iyi olur. Ha! Senin karşında hiçbirinin şansı yok Kola. Göster kendini. Yeteneğin var mı Kastet? Figaro! 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 Ne düşünüyorsunuz? Çok unutulmazdı. Ama bu yarışma için doğru bir yetenek var mı bilmiyorum. Senin yapabileceğin bir şey var mı? Oh, hayır, lütfen yapma! Yapma! Çok güzel bir fikir. Yine mi? İkiniz birlikte bu numarayı yarışma için yapabilirsiniz. Mükemmel. Ve bir ve iki ve üç. Yarışmayı kesinlikle %100 biz kazanacağız. Belki de %101 emin olsak tabii ki daha iyi olur. Hadi gel işimize bakalım. Senin sıran geldi Pupcake. Ya harikasın. Bahse girelim, daha önce hiç kimse sihir yapan bir sincap görmemiştir. İlk defa yapılan ve yılda iki kez tekrarlanacak olan Strawberry'len evcil hayvanlar yarışmasına hoş geldiniz. Ben jüri Honey Pie Pony. Bu muhteşem bir gösteri olacak. Ama tabii ben bu yarışmada jüri olduğuma göre... Gösteri başlasın. Evet. Pekala, şimdi harikulade bir düşme gösterisi izleyeceğiz. Pekala, görelim bakalım. Hadi Kastet, hadi Pumpkin. Biz bunu provalarda böyle yapmamıştık. Güzel. Hadi marmelat. Marmelat. Jack, hadi dostum. Eşarp yok olacaktı. Sen değil. Thank you.
Hayır. Ve şimdi hepimizin beklediği an geldi. Bizden başkasının kazanamayacağını biliyoruz. Muhteşem kola geliyor. You are the spice in my soup, sugar in my cake. Hiç fena değil ha? Bence bu yarışmayı o kazanır. Ne dersiniz? Artık bir kertenkele de şarkı söylemeye başladıysa ne diyeyim ben? Ver şunu bana. Şimdi sana gösteririm gününü. You are the spice in my soup, sugar in my cake. You are the spice in my soup, that sugar in my cake. Ver şunu diyorum bana. Çekil şuradan. En şarkı söyleyen kola değilmiş. Kertenkele hile yapıyor. Bu hiç doğru değil Peppermint Fizz. Dürüst değilsin. Kola, yani sen gerçekten şarkı söylemiyor muydun? Seni kötü kertenkele, kötü. Kural kitabına göre sayfa 1127'de 38. paragrafta hile yaparak teyp kullanan kertenkelelerin gösterisi değerlendirmeye alınmaz diyor. O zaman benim küçük çaklı çimpan kazanmış oluyor değil mi? Aa evet, o da güzeldi ama benim vanilya icing'im kadar değil. Ya Şufla'nın gösterisi, bence yarışmanın galibi odur. Ya Marmelat, sizce de en güzeli onun gösterisi değil miydi? Custard'a Cupcake'i unutuyorsunuz. Hayır, bence en iyisi marmelat. Hayır, hayır, çok yanılıyor. Hayır, direkisi oydu. Hayır. Evet, elimizden geleni yaptık ama sandığımız kadar başarılı olamadık. Sanırım daha iyi şeyler yapabilirdik. Evet, neler oluyor? Onlara neler oluyor böyle? Neden etrafta böyle hoplayıp sıçrıyorlar? Ne yapıyor bunlar böyle? Sanırım çok eğleniyorlar. Oyun zamanı. Onları mutlu eden neyse onu yapıyorlar. Aslında biz de onlara hoşlandıkları şeyleri yaptırmalıydık. Sanırım minik dostlarımıza özür dilemeliyiz çocuklar. Öyle değil mi? Sen harikasın vanilya icing. Evet, çak 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 çaklı çimpan. Marmelat için 3 kere oley. İyi sensin Şufly. Harikasın Cupcake. Sen de öylesin Custard. Ne dersiniz? Bizi böyle seviyorlar. Kola, sen ne yaptığını sanıyorsun? Ne? Onlar bize ne kadar akıllı, sevimli ve yetenekli evciler varlığımız olduğunu hatırlattı. Onların ne kadar harika olduklarını unutmuştuk. Bunu bilmek için yarışma yapmamıza gerek yoktu. You're especially special.